Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karekök Yayınları Matematik Sıfır kitabından yaş problemleri köşe taşı 7'deyiz. Önce bazı açıklamalarımız var, onlara bakalım. Yaşları ortalaması x olan bir grubun t yıl sonraki yaşları ortalaması x artı t, t yıl önceki yaşları ortalaması x eksi t'dir. Burada bize bir de örnek vermiş. Yaşları ortalaması 26 olan bir ailenin 3 yıl sonraki yaşları ortalaması 29, 4 yıl önceki yaşları ortalaması 22'dir. Dikkat ederseniz arkadaşlar, gruptaki kişi sayısı önemli değil. Yani ailenin kaç kişilik bir aile olduğu yazılmamış. Çünkü burada ortalamadaki değişim soruluyor, toplamdaki değişim değil demiş. Şimdi arkadaşlar, aritmetik ortalama formülünü de hatırlayalım. Aritmetik ortalama verilen sayıların toplamı bölü sayı adedidir. Tamam mı? Sayıların kaç tane olduğu ile ilgili. Şimdi sorularımıza bakalım. 2 yıl önce yaşları ortalaması 21 olan bir grup öğrencinin 5 yıl sonraki yaşları ortalaması kaçtır? Hep yaş ortalamasından gidilmiş. Arkadaşlar, bu öğrencilerin 2 yıl önce yaş ortalaması 21 ise şimdi, yani bugün yaş ortalaması nedir? 21 artı 2'den 23'tür. 5 yıl sonraki yaş ortalaması soruluyor. 5 yıl sonra diyorum. Şimdi yaş ortalaması 23 ise 5 yıl sonra nedir? 28'dir. Bu kadar kolay. Tekrar ediyorum, yaş ortalaması sorulduğu için bu kadar kolay bir şekilde çözebiliyoruz. Sorumuza bakalım. 4 yıl sonraki yaşları ortalaması 42 olan bir grubun şimdiki yaşları ortalaması kaçtır? Arkadaşlar, 4 yıl sonrayı verdiği için ve şimdiyi sorduğu için ben ne yapıyorum o zaman? 42'den 4'ü çıkardığımızda şimdiki yaş ortalamaları ne çıkıyor arkadaşlar? 38. Bu kadar. Devam edelim. Yaşları toplamı, bakın ortalama demiyor, 80 olan 5 kişilik bir grubun 6 yıl sonraki yaşları ortalaması kaçtır? Buradaki arkadaşlar, yaş toplamı, yaş ortalaması kavramları önemli. Ben önce bu 5 kişilik yaşları toplamı 80 olan grubun yaş ortalamasını bulayım. Nasıl bulunur yaş ortalaması? Yaş toplamı bölü kişi sayısı. Şimdi arkadaşlar, yaş ortalamasını bulacağım zaten. Yaşları toplamı kaç? 80 demiş. Kaç kişilik bir grup var? 5 kişi. 80'i 5'e bölersek yaş ortalaması ne çıkıyor? 16. Şimdi bu grubun yaş ortalaması 16. 6 yıl sonraki yaş ortalaması soruluyor. 16'ya kaç ekleyeceğim o zaman arkadaşlar? 6. Ve buradan da cevabı 22 olarak buluruz. Neyi sorduğu çok önemli sorularda. Devam ediyorum. Mehmet ile Sezer'in bugünkü yaşları ortalaması 14. Mehmet 2 yıl önce, Sezer 6 yıl sonra doğmuş olsaydı bugünkü yaşları ortalaması kaç olurdu? Şimdi arkadaşlar, yine bakın, yaş ortalaması diyorum. Yaşlar toplamı bölü kişi sayısı demek değil mi? Şimdi yaş ortalaması 14 diye verilmiş. Yaş toplamını nasıl bulacağım? Mehmet artı Sezer'in yaşları toplamı diyorum. Bölü kaç kişi? 2 kişi. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Mehmet artı Sezer. 24 ile de 2'yi çarptığımızda, yani bu iki kişinin yaşları toplamı ne çıkıyor karşıma? 28 olarak çıkıyor. Bana verilen şu siyah yerde yazan şartlar sağlandığında yaş ortalaması soruluyor. Mehmet 2 yıl daha önce doğsaydı arkadaşlar, 2 yaş daha büyük olmaz mı yaş olarak? Değil mi? Mehmet artı 2 olurdu. Sezer 6 yıl sonra doğmuş olsaydı Sezer'in yaşı 6 yaş daha küçük olacaktı. Ve arkadaşlar, burada neyi soruyor? Bu durumda yaş ortalaması. Şu an bulduğum şey Mehmet'in 2 yıl önceki yaşı n artı 2, Sezer'in 6 yıl sonraki yaşı t eksi 6, bu yaş toplamını veriyor.
Kaç kişi var burada? 2 kişi var. 2'ye böldüğümde de bulduğum cevap yaş ortalamasını verir. Düzenleme yapalım. M ile S'yi yan yana yazabilirim. 2 ile de eksi 6'yı topladığımızda eksi 4 yaptı. Arkadaşlar az önce burayı ne bulduk? 28. 28'den 4'ü çıkardığımızda 24 yaptı. 24 bölü 2'den 12 olarak cevabımızı buluruz. Tamam. Devam edelim. Yaşları ortalaması 22 olan 3 arkadaş bir araya geliyor. Buluşma sonrasında ayrılırken hepimiz evlenirsek bir dahaki sefere eşlerimizi de getirelim diye sözleşiyorlar. Bu tarihten tam 9 yıl sonra eşleriyle birlikte tekrar toplanan 6 kişinin yaş ortalaması 36 oluyor. Buna göre son buluşmada bu 3 arkadaşın eşlerinin yaş ortalaması kaçtır diye bize sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım, yine yazayım. Yaş ortalaması nasıl bulunuyor? Yaşlar toplamı bölü kişi sayısı. Şimdi arkadaşlar, yaş ortalaması verilmiş, 22'ymiş. Yaşlar toplamını bilmiyorum. Kaç kişi var? 3 arkadaş dediğine göre 3 kişi var. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Yaş toplamı 3 kere 22, 66 yaptı. Tamam. Şimdi 9 yıl geçiyor. Sonra eşler de dahil oluyor. Ve bu grubun 6 kişilik bir grup olduğuna göre yaş ortalaması bize 36 veriliyor. Şimdi arkadaşlar önce erkeklerin, yani kadınlar da olabilir, burada eşlerden bahsediyor, fark etmez. Yaşları toplamı ne? 66. Değil mi? 9 yıl geçerse, bu arada 3 kişi var. Her biri 9 yılda 9 yaş büyüyecek. Yaşları toplamı 3 çarpı 9'dan 27 artacak. Bu 3 arkadaşın yaş toplamı. Değil mi? Sonra eşler de dahil oluyor. Eşlerin yaş toplamı bölü kaç kişi var burada? 6 kişi var. Ve yeni yaş ortalamamız ne? 36. Biraz düzenleme yapalım. Arkadaşlar burası 27 yaptı. 66 ile 27'yi topladık. Artı eşler toplamı bölü 6 diyorum eşittir 36. Burayı toplarsak kaç yapar? 93 mi yapıyor? 93 artı eşler toplamı bölü 30 bölü 6 eşittir 36. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Buradan 93 artı eşler toplamı eşittir. 36 ile de 6'yı çarparsanız 216 yapar. Arkadaşlar 93'ü karşıya attığımızda 216'dan 93 çıkardığımızda eşlerinin yaşları toplamı kaç çıkıyor karşımıza? 123 mi çıkıyor burada? Evet. Bana bunu sormuyor ama. Bu 3 arkadaşın eşlerinin yaş ortalaması. Yaş ortalaması nasıl bulunuyordu? Buradaki yaşları toplamı bölü. Sonuçta arkadaşlar 3 tane eş olduğuna göre kaça böleceğim? 3'e böleceğim. Buradan da cevabı 41 olarak buluruz. Evet arkadaşlar, buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videomu yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.